Kent ve siyasete hoş geldiniz. Bugünkü konu Hasan Dirin demek isterdim ancak kendisi Bulgaristan'da artık uluslararası gazeteci olarak anılıyor. Dün de bir yazı yazmış Akbelen'de sahtekarlık diye. Okumanızı öneririm. Ancak bugünkü konu her zaman gündem olan aslında muhtardan çok belediye başkanı gibi ya da çok değerli bir vatandaş gibi daimi olarak hareket eder. Ve beldesinde, mahallesinde insanların yardımına gece ya da gündüz koşan bir arkadaşım. Evet, Coşkun Ünlü, soyadı gibi kendisi Ünlü. Hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa abi. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen de iyisin. Teşekkür ederim, sağ ol. Ya yine kaç gündür ulusal basında da gündemsin. Bodrum'da zaten gündemsin. Yani sosyal medyada olsun. Osman Başkan'ın sayesinde diyelim. Olsun. Evet. Ancak tabii Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye sağlayamadığı imkanları ya da su ve benzeri işlerde herkesten önce mahallenin yardımına koşuyorsun. Bunun için aslında bir film var. Önce bir filmi izleyelim. Olur. Arabaları getirebilirsiniz su geldi. Valla dışarıda yürüyen akrabalarım göz önünde yaşıyor. Sen kalk oğlum. Yiyecek kıyafetimiz kalmadı. Bodrum'un rezilliğine. Ya artık söylemekten biz ağzımız yoruldu. Başka diyecek de bir kelime bulamıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini de biz bilmez olduk yani. Ciddi anlamda sıkıntı var. Patlaklar bir 10 gün 15 gün sürüyor. Banalar yeniden açılıyor, yeniden kapandığı için ciddi anlamda sıkıntılar oluyor. Personele ulaşmamız çok zor. Buradaki mağduriyet yani gerçekten insanlara, hayvanlar zaten aç susuz. Yani biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz ama nereye kadar yapacağız biz bunu? Yani bir vicdan olan adam bunları düşünür diye düşünüyorum. Ciddi anlamda biz yetkililerden, özellikle hükümetimizden destek istiyoruz. Belde belediyelerimiz geri istiyoruz. Biz bu kadar susuzluk hiçbir zaman için görmedik. Söyleyeceklerim bunlar, zaten her şey ortada. Dediğim gibi sadece Bodrum için bakmayın bunu. Muğla genelinde çok büyük sıkıntı var. Yani biz şu anda kuyulardan suyu toplayıp bir şekilde suyu alıyoruz. Mazotu kendimiz karşılıyoruz. Kendi bütçemden karşılıyorum. Kendi cebimden alıyorum. İnsanlar alıştı. Ne yapsın? Dabacanalarla. Yani bir en azından tuvaletine bile dökecek suyu yok. Ya insanlar parayla su alıyor. Ya bu nasıl bir zulüm ya? Biz hangi devirde yaşıyoruz ya? 35 senedir beri Bodrum'dayım. 20 senedir Foracık'tayım. Parayla aldığım suyla, dabacanla kedilere veriyorum ben. Hayvanlar düşmesin diye. İnsan, insanoğlu hayvan kadar olamadıysa bunun gerisi siyaset değil. Önce insan olacaksın. Susuzluk artık. Ben parayla aldığım suyu kedilere veriyorum. Yazık. Bırak banyo yapma, su içmeyi. Kedilere veriyorum, diğeri veriyorum. Ama insana diğer veren yok. Artık yaşamak bıktık yani. Sıcaklar bir yandan, susuzluk bir yandan. Ne yapacağız bilemiyoruz. Çaresi. Adam suya geldi. Bak Bodrum'da rezilliğini yaptı. Ha. Ya. Kalk git gel. Evet, bu görüntü için en son habere de teşekkür ederiz. Onun videosunu kullandık. Şimdi öncelikle ben muhtarlık deyince ne akla gelmesi gerekir? Onu bir ifade edeyim. Muhtarlık yerel yönetimlerin en küçük birimi görünse de aslında ilişki olduğumuz en büyük birimdir diyebiliriz. Belediye gibi, Büyükşehir Belediyesi gibi ya da il gibi genel meclis üyeleri ya da kurulları gibi muhtarlıkta seçimle göreve gelen, 5 yılda bir seçilen ve 4 encümen ile beraber 8 aza ile beraber 4 asil 4 yedek olarak kamu görevi yapan bir kuruluş diyelim ya da kurum diyelim. Yani. Bağlı olduğu birim yok aslında, ne kaymakamlar, ne İçişleri Bakanlığı'na, ne belediyelere bağlı. Aslında özel bir yapısı var ama bağlı gibi görünüyor. Amiri kendisidir. Yok, aslında halk amiri.
Ancak şöyle bir yasayla zaten düzenlenmiş. Burada da var. İşte şehir ve kasabalarda mahalle muhtarlar ihtiyar heyetlerinin teşkilatlı yapısı kanun 4541 sayılı yasada. Yani Cumhurbaşkanlığa bağlıyız, İçişleri Bakanlığına bağlıyız tabii ki. Ama şeklen şöyle özel bir yapısı var ama mesela belediye de diyor ki ben İçişleri Bakanlığına bağlıyım, valiye bağlıyım, kaymakamına bağlıyım. Tabii. Aslında özel yapıları var da sistem bir zincir gibi herkes birbirine bağlı kamu hizmetleri açısından. İki dönemdir muhtarlık yapıyorsun. Yani bu muhtarlık nasıl bir duygu? Yani halkla birlikte yani, olmak. Yani muhtarlığı biz çıtasını yükselttik diye düşünüyorum. Yani muhtarlık nasıl hizmet vereceğini insanlara daha iyi gösterdik diye düşünüyorum. Bizim şu anda en büyük sorunumuz su. Mustafa abi yani. Yani şimdi düğününden masa sandalye veriyorsun. Tabii ki yani. Okula gidecek ihtiyacı olanlara kırtasiye malzemesi veriyorsun. Kesinlikle. Bir pandemide bayağı bir cebelleştin. Tabii ki pandemide mesela ilk maske ve dezenfekteyi Bodrum'da ben dağıttım. Evlere gittim, ilaçlama yaptım, maskeleri dağıttım. 15 bine yakın maske dağıttım. 65 yaş üstü insanlarla ilgili çok kesinlikle ilişkin oldu. O yani burada Kaymakam Bey'imiz de çok destek oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü biz kendimiz mücadele ediyoruz. Yani biz burada bir büyük şehirden destek asla görmüyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda bunlara değil. Bizim en büyük sıkıntımız altyapı, dereler, personel sıkıntısı, suların akmaması ne demek ya yaz gününde Mustafa abi ya? Şimdi ben senin yaptığın hizmetlerden giriyorum, yapılmayanlara geleceğim. Örnek vereyim yani burada doğadaki hayvanlara da su ve yiyecek gıda yardımı yapıyorsun. Tabii ki pazardan, tabii ki biz pazardan işte domuzlar mesela geliyor su içiyor doğada. Aynen öyle. Ve bunu yeni yapmıyorsun uzun süredir. Tabii ki ben bu 4 senedir, 3 senedir bunun mücadelesini veriyorum. Pazardan erzak. Her cuma pazardan alıyoruz malzemeyi. Arabayla pedası bizim antik kentimizin oraya götürüyoruz. Ya gerçekten hayvanlar zor durumda. Yani. Çünkü Çırkan'ın büyük bir bölümü doğa zaten. Kesinlikle. Ormanlık insanlar olan, yürüyüş yapıyorlar. Tarihi alan. Aynen. Hayvanlar aç olunca sağa sola saldırır. Ve saldırıyor da. Şehre iniyor. Bunun önlemini ben değil aslında. Bunu aslında yetkililer yapması gerekiyor. Yani bunu yetkililer tabii yapmıyor. Sen yapınca da bu görevmiş gibi sana kalıyor. Yani. İşte şimdi burada suda kaldık. Evet. Burada sudan gidelim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi kapsamındadır. Yani Bodrum Belediyesi su şebekesinde herhangi bir sorumlu yoktur. Onu bir belirtelim. Tabii öncelikle. Ki. Tabii ki. Çünkü konu olunca bir de ben Muski'ye ile ilgili bir haber yapınca da o DSİ'nin hattı diyorlar. 10 yıllık DSİ'nin hattı olmaz. Yani artık Büyükşehir Belediyesi'nin boru hattıdır o. Diğer türlü DSİ'nin boru su patlıyorsa iptal etsin. Kendisi boru döşesin. Çünkü su hizmetini getirmek, onu sağlamak Muski'nin görevi. Ruhsat alırken para alıyor, abonelik parasını da alıyor, yatırım parasını da alıyor. Mahalleye yeni bir yatırım yaparsa da abonelerden tamamen bunların parasını alıyor. Ancak su yok. Aynen öyle. Yani işler acısı Mustafa abi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir Muski'nin genel müdürü sağlık memuru ya. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Yani ben biliyordum da. Yani böyle bir şey var mı ya? Yani hiç mi mühendisimiz yok, hiç mi mimarlarımız yok, hiç mi jeoloji mühendisleri yok? Yani bu işi teknik anlamda yapacak başka bir kişi yok mu? Veya burada Milli Emlak Müdürü, şimdi eski Milli Emlak Müdürü Oğuz Bey, tutuyorsun onu getiriyorsun burada koordinatör yapıyorsun. Burada hiç mi genç yok? Sadece bunlar mı var yani? Yani takım tutar gibi bazı şeyler artık aşılması lazım. Yerelle genele ayırmak lazım. Yani biz burada hatalar üzerine gidiyoruz. Ondan sonra diyorlar ki gençlerin önünü açmamız lazım. Gençler. Hangi gencin önünü açtınız? Verdiğiniz maaşı görüyor musunuz ya? Personel kan ağlıyor. En son bu ücretler ve EYT ile ilgili birçok personel ayrıldı. Yani şu anda mevcutta nasıl bir sistemle müşkel? Personeli yıldırıyor. Bodrum'daki personeli fethiye söylerim. Onu yaparım. Beğenileri yapın. Şunu yapın.
Biz sosyal medyada gündeme gelmek için personeli baskı yapmak ne demektir ya? Artı vaktör, dereler pislik içerisinde, personelim yok. Bir tane kepçenin etrafında 10 tane adam yok yani. Personel yok, araç da yok, hiçbir şey yok. Ya bu Bodrum'daki yatırımlar, bu paralar nereye kullanılıyor yani? Ben Osman Gül'ü sormak istiyorum yani bunları. Ya biz gerçekten yani Büyükşehir'den ziyade Osman Gül'ünden bıkmış durumda Bodrum halkı. Bunun Datça'sı, Fethiye'si, Ortaca'sı, Marmaris'i, herkes aslında bıkmış. Sorun Büyükşehir Belediye Yasası'ndan ziyade Osman Gül'ün... Tabii ki. Orada işi bilmeyen, ehli olmayan insanlara anahtarı teslim edersek işte böyle duvara toslarız. Yapacak bir şey yok. Ben o yüzden dertli olduğumu haberlerde de dile getirdim Mustafa abi. Yani bizim belde belediyelerimiz varken daha rahattık. Su sıkıntımız yoktu. Kuyularımız vardı, kendi içerimizde yollarımız olsun. Mesela Çırkan'ın eğer o yolları Mehmet Tosun zamanında bu kadar geniş yollar yapılmamış olsaydı biz şu anda daha da trafik sıkıntısı yaşardık. Yere ıslahları da o dönemde. Tabii ki yapıldı. Yani en azından kendisi şehir plancısı, mühendis, haritacı, trafik şeyini bitirdi. Yani itaat yaptı. Aynen öyle Mustafa abi. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Keşke herkes başkan gibi çalışsaydı o dönemde. Kolaycık o dönem zaten yarım başarılıydı. Yani. Aynen başarılıydı. Yani yiğit öldür hakkını yeme diye bir laf var. Doğru bir laf. Keşke Osman Başkan da bunları yapsaydı da emekli insanları veya işten ayrılan insanları getirip müdür amir yapmasaydı veya koordinatör yapmasaydı. Yani Çamkoru sitesinin oradan hat çektiriyor beyefendi. Ve sonra ben haber yapınca kendisi tutuşarak başka bir yerden öyle değildi, böyleydi falandı filandı. Ya hiçbir açıklama da yapmıyorlar. Ya personel ulaşamıyorsun. Personel sessiz alıyor telefonu. Yani Allah muhafaza yani başımız yani bir şey olsa hiç kimseye ulaşamıyorsun. Bu kadar. Personel de maaşından dertli olduğu için çalışmak istemiyor. İstemiyor yani. Ben de olsam ben de çalışmak istemem. Yani hep baskı, hep baskı, şöyle, böyle, şöyle, böyle, bu olmaz bu şekilde abi. Şimdi Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak bir açıklama yaptı. Bizim belediyelerimiz diğer belediyelerden ya da asgari ücretten %30, %40 daha fazla... Aydın'a gitsin, baksın Osman Başkan. ...verecek diye. Yani o tabii yerelde yani Osman Gür'ünün yetki alanında yapılmadı. Yani şimdi şöyle Mustafa abi, vaktör dediğimiz bir araç var. 3 senedir vaktörü alamıyor ve daha yeni almışlar galiba duyduğum kadarıyla. Kiralama yoluyla Aydın Belediyesi'nden vaktörü istiyoruz. Ya ne işe yarıyor bu araç? Bu araç mazgalları temizliyor vakumla. Derelerin pisliklerini falan toparlıyor. Tabii ben derelerin fotoğraflarını da attım. Hiçbir derenin temizlendiği yok. Evet. Sinek. İlaçlama zaten sıkıntı. Otlar temizlenmeden adamla doğal olarak haklı temizlik yaparsın ki dereye adam ilaç sıksın. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yani senin sosyal medyada paylaştığın o dere yataklarını ben her sabahleyin gördüğüm için hem Çırtan'da Konacık bölgesinde de görüyorum. Aynı şey Kaz Deresi'nin olduğu tarafta da var. Diğer tarafta toplam 4 dere var sanırım Konacık'la Çırtan'da. 3-4 deremiz var. 4 dere. Bunlar da bir su birikintilerinden dolayı haşere meydana giriyor. Ya aynen. Ve otlar şunlar bunlar. Ya Mustafa abi. Önceki yangında bir sel felaketi yaşadık hatırlarsan. Araçlar dere yataklarına düşmeye başladı. Çünkü neydi? Temiz değildi. Aynen öyle. Yani o günlere tekrar dönmeyelim ancak Bodrum Belediyesi'nin bu konuda aklını da teslim edelim. Dere yataklarını temizlediği şu anda görevi olmadığı halde asfaltları yani kazılacak olan yer belli. Paldır küldür kır dök. Bodrum Belediyesi bundan sonra o işleri yapıyor. Yani bu sefer kendi Bodrum Belediyesi'nin düzenini de bozuyor. Yani düzensizlik var. Bunun itfaiye sorun. Yani kaliteli, kalifeli elemanlar hep gönderdi. Muski sorun. Yani ilaçlama sorun. Yani neresine tutarsak elimizde kalıyor Mustafa abi. Neresine tutarsak ama. Peki bu... Beldede yani mahallede yaşayan insanlara su desteği sağladığında o tankerin su dolumuyla ilgili falan Muski herhangi bir destek veriyor mu? Ya şimdi Muski'den destek almadığımız gibi
eski hastanenin devlet hastanesinin altından su kuyusundan ücret karşılığı alıyoruz. Yani muhtarlık olarak ya da kendi yani kendi bütçemden alıyorum abi muhtarlık olarak. Muhtarın ne bütçesi olabilir ya? Ya benim ilgim yok bütçesi. Yok de. Yani kaymakam beyimiz de hani bu konuda sağ olsun yardımcı oluyor. Gerekli yerlere söylüyor. Yani vatandaş mağdur mecburen gidiyorum yani. Yani bir kapıya aşılanmak lazım. Gidiyoruz diyoruz ki ya sayın kaymakam işte suyumuz sorunumuz var. Bu sorunumuz var. Yani herkes dertli Osman Gölü'nden yani. Bir tek biz dertli değiliz. Bir adet su tankeriyle vatandaşın ne kadar ihtiyacını karşılayabiliyoruz? Yani yeterli gelebiliyor mu sürekli? Yani bir günlük de olsa insanların ihtiyacını gidermek kadar güzel bir şey yok. Yani ya affedersin lavabosunu sifonuna bakacak su yok yani yok. Ya bu insanlar bir de bizim burası Mustafa abi 17.500 seçmenimiz var normalde bizim burada. Nüfus kaç? Yani 17.500. İşte 12.000 falan 13.000 seçmenimiz var. Fakat burada 17.000 yaşayan insan var ve Bodrum'un Konacık Çırkan kalbi gibi. Tüm işçi kesimi sanayisi orası burası. Buradan gitti. Ticaret merkezi de ya burası kozmopolitik bir yer. Yani Çırkan deyip geçmeye gerek yok. Yani gerçekten en üstünden en altına kadar yaşayan insanlarımız var. Bizim burada bunları mağdur etme gibi bir lüksümüz yok. Bu adamlar işçi. Bu adamlar duşunu alacak, işine gidecek. Yani bu nasıl bir şey ya? Biz hangi devirde yaşıyoruz? Ya elektrikle ilgili Aydem'e işte Aydem'e suçlamalar. Öbür gün bunlar mazeret. Jeneratör kuracaksın o zaman. Güneş paneli kuracaksın. Ben söylemem bunu. Bunu sen yapacaksın. E sen şimdi oraya işi bilmeyen sağlıkçı, işte Milli Emlak'tan oradan buradan adam koyarsan yapacak bir şey yok. Bu Osman Gürün olarak oturacak, düşünecek. Ben nerede hata yapıyorum? Bunu tekrar söylüyorum. Bir Bodrum olarak görmeyelim. Biz tüm Muğla'da, ya geçenlerde Fatih Portakal bile artık isyan etti. Yani bir tek biz değil. Yani ünlülerimizde, işte sanatçılarımızda herkes isyanda. Su, evet suyla ilgili sıkıntımız var. Ama sen patlakları zamanında yapmazsan, yeterli personelin olmazsa boşa akan bir sürü su var. Sosyal medya hiç mi görmüyorsun yani? Dün yine patladı zaten orta kentte. Daha önce yapılan, tamir edilen bir yerdi. Aynen öyle. Yolu da. Yoruldu yani Mustafa abi. İnsanlar yoruldu. Yani ben kendi şahsım olarak söyleyeyim. Ben Osman Gül'ün olarak insanlar onun yüzünü bile görmek istemiyor artık yani. Ve zaten CHP kaybederse burada Osman Gül'ün yüzünden kaybedeceğini Fatih Portakal da söyledi. Tüm sosyal medyada bunu söylüyor zaten. Allah yardımcısı olsun. Vallahi Tanrı ne kadar yardımcı olur ona bilmiyorum ama şimdi Bodrum'un insanların geldiği bir nokta var artık. İsyan. Eskiden ya olurdu giderdi, bu yarımada büyüdü falan diyorlardı. Yarımada belki tarihinde bu kadar su sıkıntısı çekmemiştir. Ya, ben yaklaşık 40 yıldır Bodrum'dayım. Su sarnıçları vardı. Şimdi su şey yapacaksınız. Aslında onu bile su deposu yapanlara önce yani ruhsat olmadan su deposu yapın. Yani plastik su depoları mı gömülüyor, ne oluyor? Yağmur suları depolanması sağlanabilir. Birçok şey yapılabilecek. Belde belediye zamanımızda bizim beton dan yaptığımız su depolarımız var. Bize fazlasıyla yetiyordu. Her yerde susuzluk olurdu. Bizim mahallemizde olmazdı Çırkan'da. Ona göre tonajlarını, ölçümlerini yapardı. Ekip çok sağlamdı. Belde belediyeler genelinde bunlar yapılıyordu. Ama ne zaman biz Büyükşehir'e geçtik, belki de Büyükşehir Muğla için en kötü bir şey, senaryo. İnsanlar burada Büyükşehir'le ilgili daha güzel olacak diye düşünmüştü ama böyle olacağını hiç düşünmemişti. Ve insanların isyanı bir tek susuzlukla değil abi. Suya takılı kaldığımız yani kanalizasyon olsun, altyapı olsun, üst yapı olsun. Belde belediyeleri de zorluk çıkarıyor bu anlamda. Geliyor, kazıyor. Toz, tomur yani bir arkasını getiren bir durum söz konusu değil. Her şeyi belde belediyelerinin üzerine atmak. İşte benimle alakası yok. Ben yapmadım, ben etmedim, ben ya sen şeylerde kesiyorsun. Su eşleri sitenin dışına alacaktınız. Yoksa su vermeyeceğim, suyunuzu keseceğim gibi bir takım mazeretler. Ya onları bilmiyorum. O yasada veya işte öyle olması gerekiyorsa. Yani o
TUSAŞ'tan okuyamıyoruz diyerek bütün sitede... Doğrudur yani içeride site içerisinde veya ev içerisinde köpek vardır, bilmem ne vardır. Olabilir yani personel içeri giremiyordur. Farklı bir durum söz konusudur. O mevzumuz yani o normal olabilir ama bizim buradaki Muğla genelinde insanlar isyanda. Gerçekten çok büyük isyanda. Yani bir tane elle tutulur ben bunu yaptım diyebilecek bir projesi yok. Ya bu su sıkıntısı Fethiye'de var mı yani Marmaris? Her yerde var. Ya bu her yerde var. Bunun önlemini sen alacaksın. Fethiye'nin su kaynakları yeterli diyebiliyorum ben. Ya Mustafa abicim patlakları yapamıyor. Ya tamam DSE'nin ki DSE'nin orada DSE'yi de yok. Sadece Bodrum'da. DSE'yi diyelim ki patlak. Borusu patladı. Bunun işte tamirat 3 gün. Kendi borular da patlıyor. Kendi borularından dolayı da 2 gün 3 gün insanlar susuz kaldı. Biz zaten bunu kendi mahallemizde yaşadık. Evet mesele o. Ve derede şu anda AVM'nin oradan aşağı doğru indiğimizde o derede affedersin lahm suyu akıyor. Oradaki insanlar artık bıkmış durumda. Ben defalarca yazdım. Ya sağlıkçılar da aslında gelip kontrol etmesi lazım bunu. Ki devamlı bu şikayetler söz konusu. Yok sitenin suyundan geliyor. Yok işte normal... Bu koku niçin geliyor diye soruyorsun personel. Bir kontrol edelim bir daha muhtarım. Yani hep geçiştirmeler yani Mustafa abi yani işler acısı ben bu kadar söyleyeyim. Ben Bodrum'un bu kadar gündem olmasını istemezdim ama Osman Başkan bizi bunu zorladı. Osman Başkan'a da Bodrum halkı olarak hakkını helal edeceğini düşünmüyorum yani. Biliyorsun. Peki Coşkun yani 52 muhtar var. Bu muhtar, 53 muhtarımız var. 53 muhtar. 53 muhtar. Mahalle çoğalıyor herhalde. Eskiden 20 küsur tane mahalle vardı. İşte köyler vardı ayrıca. Şimdi tabii birleşince de yeni yeni mahalleler kuruldu. Her mahallenin kendince bir sorunu mevcut tabii. Burada da en büyük sıkıntı su sorunu yokken Büyükşehir'le beraber su sıkıntısının Çirkan Mahallesi'ne gelmesi. Ya her yerde, Dağbelen'de, Yalıkavak'ta. Bu neredeyse %10'unun yerleştiği bir yer. Tabii bu su sıkıntısı Kızılağaç'ta da. Her yerde var. Abi. Yalı Çiftlik'te de var. Ilgut Reis'te de var. Önlem alacaksın. Yol sıkıntıları da var. Yani Büyükşehir'le ilgili Bodrum'un ciddi sıkıntıları önlem var. Önlem alacaksın. Yaşam Alanı iş merkezi yapıyor. Çalışmaz bir durumda. Su basıyor. Aynen öyle. Mesela otoparkları geliştirmek ve çalıştırmak Büyükşehir Belediyesi'nin işi. Bodrum'da otopark sorunu da var. Mesela yes. Trafik yolların çoğu büyük bir kısmı aslında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır. Yani mahalleleri birbirine bağlayan bütün yollar. Büyükşehir yetki kapsamındadır. Ana karayolu haricinde bunlar nasıl karayolu oluyorsa bir şehri bir şehire bağlaması lazım. Aslında bunun da Büyükşehir yetki kapsamında olması lazım. Trafik dahil hiçbir şeye bakmıyor. Kenara çekilmiş. Hatta mezarlıkların görevi de kendisinde olmasına rağmen Bodrum Belediyesi'nde. Elinde tespihle oturuyor. Evet Allah'tan buradaki arkadaşlar canla başla çalışıyor da belediyenin yaptığı işlerde en çok memnun olunan yer mezarlıklar işleri. Aynen öyle. Yani bir de insanları havadan görmesi, azarlaması, muhtarlarla burada toplantı. Ben hiçbir toplantısına katılmadım zaten Osman Gül'ün. Yani bugüne kadar hiç katılmadım. Katılmak da zaten istemediğim için katılmadım. Muhtarları azarlamalar, muhtarlara bana akıl verme, otur, beni yönlendirmeyin. Yani insanlar orada, muhtarlar sana işte fen işleriyle ilgili burada bir düzenek veya işte şantiye alanı oluşturacak mısınız? Bizim patlaklarla ilgili yapıldıktan sonra ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiriyor bir muhtarımızın birisi. İsmini vermeyeyim. Bana akıl verme, beni şunu yapma, birine sen sus. Bu gibi şeyler. Yani çocukluğunu yaşayamamış bence Osman Gül'ün. İlginç bir tespit. Peki, yani bir telefon, Cumhurbaşkanı telefonunu veriyor muhtarlara ya da şu adrese bir e-posta attığınız zaman bir konularla ilgilenecek diyor. İşte Ankara'da toplantılara davet ediyor. Muhtarlara bir önem verildiği bir görüntü var. Tabii. Valiliğin, kaymakamlığın, yerel yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu yani geldiği zaman, gittiği zaman ya da Ankara'da muhtarlarla toplantılar yapılıyor. Sizin telefonunuza ya da diğer
senin vermiyor olabilir de diğer muhtar arkadaşlar aradığında hiç kimse yazmıyor. Ben şimdi belediyesi burada WhatsApp grubu var. Grupta 10 tane muhtar yazıyorsa belki 2 tanesine oradan cevap veriliyor. Telefonla arıyorlar mıdır, aramıyorlar mı? Ama bana dönüş yapmıyorsun diyen bir sürü isyan yapan Bodrum'da muhtarlar var. Muğla Büyükşehir WhatsApp grubumuzda. Bunu daha sonra seni gösteririm Mustafa abi. Burada şey var yani düzensizlik var yani. Baştan aşağı, yukarıdan aşağı. Mesela başkan yardımcıları var. Cumhur Çoban dediğin insan benim eski okul müdürümdü. Nereden ne şekil geldiğini biz biliriz. Yani bu adamın emekli olması gerektiğini tüm Muğla etrafı biliyor. Yani ne işimiz var? Hani gençlerin önünü açacaktık biz. Gençlere iş verecektiniz. Sen emekli olan insanları alıyorsun, geliyorsun, amir müdür yapıyorsun. Ya bu olmaz. Sen Muğla'daki çocuklara sahip çıkmıyorsun. Yok askeriyeden çıkmış, yok bilmem nereden gelmiş. Buraya toplama bir kamp haline getirdin sen Muğla'yı. Tabii belediyelerden gelen değil, belediye dışından gelen insanlara görev. Sen Muğla halkına sahip çıkmıyorsun burada. Kusura bakma Sayın Osman Gül. Elinden ziyade hangi amaçla işe alındığı belli olmayan bir personel istihdamı var. Yani bir de topu üzerinden atmasını, top çevirmesini Cumhur Çoban ve Osman Gül'ün çok iyi bilir. Aynı kafa çünkü. Deştin'de ve çimento fabrikasıyla ilgili topu çevirdiler, çevirdiler, çevirdiler. Orada insanları mağdur ettiler. Bu gibi şeyler Mustafa abi. Evet, aslında izleyicilerimize onu da söylemek lazım. Akbelen'de hiç konuşmayan Osman Gül'ün birkaç gün önce bir açıklama yaptı Akbelen'le ilgili. Ne söylediğini okumaya gerek bile görmedim. Çünkü çimento fabrikasının ruhsat verilmesinde Merkez İlçe Başkanı Bahattin Gümüş'le el ele kol kola davrandılar. Bu işin başında Cumhur Çoban var tabii ki. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri denetleme, kontrol etme yetkileri var. Yani ruhsatları da kontrol edebilirler. Zaten imar planlarının yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Bunların hiçbirisine ses çıkarmadığı gibi aslında kendi görevlerini de ilçe belediyelerinin görevleriymiş gibi algılıyor toplum. Ve ilçe belediye başkanlarına sürekli laf söyleniyor. Tabii ilçe başkanları da çoğu aynı partiden olduğu için ses de çıkarmak istemiyorlar. Ancak olan tabii kentte yaşayanlara oluyor. Şimdi bir çimento fabrikasının olduğu bölgede de göletler var. Yani tabii ki. Su alanı. Sen o bölgeyi daha iyi biliyorsun. Bayır. Bayır, Deştin. O tarafta ciddi anlamda. Burada hayvancılık da var. Tarım da var. Hepsi bitti yani. Oradaki halk da şu anda perişan. Şimdi bu konuyu, o çimento fabrikası konusunu daha sonra tekrar ben bir gündem yapacağım detaylı olarak. Yani Akbelen'de boy gösterenler çimento fabrikasını ruhsat verirken ya da aynı mukavemeti orada gösterseydiler keşke. Jandarma orada da halkla karşı karşıya getirirdi. Akbelen'de de getirirdi. Yani olmaması gereken şeyler. Görevini yapmayınca, yani Osman Gül'ün Büyükşehir Belediyesi ya da bağlı birimler görevini yapmayınca aslında toplumsal barış bozuluyor ve insanlar birbirlerine düşüyorlar. Osman Gül'ün son 10 senede yani 10 yıldır belediye başkanı 10 kere gelmiş midir Bodrum'a? Yani bilmiyorum. Akşamlar gelip gidiyor. Biz görmüyoruz yani. Gece falan gelip gidiyorsa. Şurada ya bu kadar paranın alındığı bir Bodrum'da bu kadar cebinde o parayı götürüyorsun valizlerle nelerle gidiyorsa artık yani o Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına giriyor. Ya Bodrum'la ilgili ne yaptın ya? Bir arıtmaydı falan da filan yani insanlar göz boyamaz değil mi? Öyle bir, o senin aslı görevin yapacaksın tabii ki. O yaptım dediği şeylerin parasını da sanki. Hala da İslamhanelerinde altyapı yok. Kendi cebinden ödüyormuş ki. Sorma o İslamhanelerinde de. Zaten... İslamhanelerinde yaşayan insan değil mi bunlar? Bunlar hayvan mı yani? Bu böyle bir şey var mı ya? Suyla ilgili oradaki insanlar da bayağı bir mağduriyetleri var. Yani hayvana bile değer var ya. Bu ya sonuçta insan ya karşındaki ya. Bu insanlar yani lağımı basarak evine gidiyor. Ya biz hangi devirdir? Çırkan Mahallesi'nde bizim jandarmanın üzerinde aşağı yukarı bir 200-300 hane var Mustafa abi.
Mehmet Tosun zamanında büzler alındı. Bizim bağlantı yapılacaktı. Sonra tabii büyük şehre geçince o büzler falan orada kaldı. O büzler de kalktı. Hala bizim jandarmanın üzerinde altyapımız yok, biliyor musun? Bu da işler acısı. Dilekçeler yazmamıza rağmen. Bodrum'un göbeğiydi burası. Türkiye'nin göz bebeği. Ya altyapısı olmayan bir yerden nasıl bir su katı atık bedeli, işte şu bu, nasıl alabiliyorsun yani bunları? Pozitif ücreti bilmem ne. Doğru mu? Tabii ki. Niye alıyorsun o zaman? Sen hem orada altyapın yok, hem insanlardan para iste. Ben o faturalarla ilgili de çok samimi görmüyorum Osman Gürün'ü. Orada her türlü film fırıldaklık olduğunu düşünüyorum. Zaten onunla ilgili bir soruşturma var. O konuda ben de bir ifade verdim. Valinin soruşturmasında şey. Ona yani mahallelerden normalde alması gereken su parasının iki katını alıyor. Bunun nedeni de birçok sitede lüks konut kapsamına sokmuş. Halbuki böyle bir yetkisi yok. Diyorlar ki bizim evet bir şey var, su kanunu var, orada var bu diyor. Kesinlikle yalan söylüyorlar ve bu halkı gerçekten aldatıyorlar. Yani su faturalarını ve kanunu bir kontrol ederseniz ya da bir avukata danışırsanız, faturalarla ilgili dava da açarsanız parayı da geri alırsınız. Onu da söyleyeyim. Ayda 15 defa eve su gelmiş. Kesinti geldi gitti. Tazik var. Saat ona göre ne yaptığı belli değil saatin. Kafayı yemiş durumda. O yetmemiş gibi hemen tam gününde fatura için insanların evine, bir de eğer ki ödenmediyse hemen kapatma. Yani halkı düşünen yok. O kısım çok ilginç. Mesela su patladığı zaman DSİ'nin boru patladı, bu boru hattı patladı, ne yapayım diyor. Biz de diyemiyoruz ki ya para gelmedi, su parasını ödeyemeyeceğiz, ne yapayım diyor. Mağdurluk var ortada. Zemmur mağdurluğu karşılığı o zaman. Adamlar tankerlerle evine su aldı. Yani bir ara parayla bunu yine gündem yaptık ve icra yağdırıyorlardı insanlara. Tabii ki bir gün geçirmez Sayın Osman Gül'ün bu konuda. Hassastır. Sever çünkü. Ve bunu da belirli bir avukat grubuna vererek birilerine menfaat sağlıyorlardı. Çok ciddi bir rakamları tutuyordu çünkü. O 3-4 sene önceki şeylerde de çok ciddi paralar geçildi. Yani Muğla'da belde belediyelerin ben geri gelmesi yönünde düşünceye sahip. Burada muhtarlar mağdur oluyor, belediye başkanları mağdur oluyor. Burada Ahmet Aras da mağdur oluyor yani. Yanlış anlama Mustafa abi. Yani bu adamın hangi birinin ne yapacağını şaşırmış durumda yani. Dereyi mi temizleyecek? Ferişlerini mi toparlayacak? Allah'tan şimdi orada ferişlerinde bir düzen kuruldu. İbrahim Başkan geldikten sonra bayağı bir toparlama oldu ama yani bu bizim görevimiz değil. Bu büyükşehrin görevi. Büyükşehir ama burada onu baştan söyleyecek. Kendi görev yetki kapsamındaki olmayan işlere bunları da ben yaparım. Ya insanların zaman mağdur olmaması için yapmak zorundasın. İnsanların mağdur olmaması için tabii ki ister istemez kendi içerisinde. Sonuçta aynı partiliyiz. Laf söz olmasın konusunda. Bu evet dediğin gibi resti çekip yapmıyorum. Kestirip atması lazım. Neyse o konuya fazla girmiyorum çünkü dolaylı olarak da laf söyleniyor. 7 ay kaldı seçime. Oraya gelelim. Ya Muğla'da çok yeri kaybetti. Daha da kaybedeceğini düşünüyorum Osman Gül'den dolayı. Genel seçime baktığımız zaman, Cumhurbaşkanlığı seçime baktığımız zaman ciddi anlamda Muğla genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oy kaybı söz konusu. Tabii ki. Yani daha 40'lardan 50'lerden düşmüş 32'lere kadar bir şey var, bir görüntü var. Yani burada yine Osman Gür'ün aday gösterilirse İnşallah gösterirler. Başka bir partinin alma olasılığı şey. İnşallah gösterirler. Diyorsun. Ben dua ediyorum. Ya o zaman nasıl bir çöküş olduğunu görürler. Senin siyasi bir beklentin var mı? Muhtarlığa devam mı yoksa? Yani hiçbir beklentim yok Mustafa abi. Öyle bir düşüncem de şu anda yok. Yani bezdirdi yani Osman Gül'ün bizi yani. Biz muhtarlık mı yapıyoruz? Amelelik mi yapıyoruz? Ne yaptığımız belli değil yani. Her muhtarın bu şekilde şeyi yaptırımı da olmayabilir. Gücü de olmayabilir. Tankerle su dağıtacak durum yok ya şimdi muhtar. Ya biz muhtarlık gerçekten muhtarlık yapmıyoruz. Biz muhtarlığı hani ben severek yapıyorum muhtarlığı ve o insanlara yaptığım ilgi, şey, yardım benim hoşuma gittiği için ben bunu yapıyorum. Yani önümüzde neler gösterir tabii ki bilemiyoruz.
Belli olmaz. Evet. Konumuz sularla başladı. Sularla bitirdi. Son söylemek istediğin. Mustafa abi, buraya davet ettiğin için teşekkür ederim. Hiç yani aklımda bile yoktu böyle bir şey. Ama tabii ki iş Osman Gör'ün olunca ben çileden çıkıyorum. O yüzden bizi buraya davet ettiğin için, misafirperverliğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bizim gördüğümüz şu aslında, yani belki son noktadır muhtarlık ama mahallede su ya da herhangi bir şeye ihtiyacı olan insanlara kaymakamlığından, belediyesinden, her türlü kollardan bir destek sağlanması lazım ve o sıkıntıların bertaraf edilmesi gerekiyor. Bizim kaymakamlıktan yana bir sıkıntımız yok. Oldu bitti. Yani seni izliyoruz. Sonuçta hem gazeteci olarak hem aynı yerde bir hemşehri olarak. Sizin de yani sıkıntılarınız var ya, araba parklarından, işte pazar yerinden. Tabii ki. Yani adamlar ev gibi kullanıyor artık orada, adamlar yatıyor kalkıyor otobüslerin içerisinde. Yani ne diyeyim Mustafa abi artık? Aynı su patlakları şeyler, yani aynı sorunlar devam ediyor. Onun için de biz bu çabanı ulusal basında yer aldı ama biz de seninle görüşelim, konuşalım dedik. Çok teşekkür ederim abi. Ve ben bu mücadeleyi yalnız 3 yıldır 4 yıldır yapıyorum Mustafa abi. Yani dile kolay yani. Adam biz artık Osman Gür'ünle yatıyoruz, Osman Gür'ünle kalkıyoruz yani. İnan belki de o da rüyalarımı benim onda giriyordur. Evet, yani Osman Gür'ün kendisi yapmayarak insanların üstüne görev vererek, yani angarya asıl göreviniz olur ya, sürekli angaryaları üstlenirsiniz. Osman Gür'ün kolayı bulmuş. İlçe belediyelerine de kendi görevi olmayan, yani asıl kendi görevi olup da ilçe belediyelerinin görevi olmayan işleri üzerlerine yıkmış. Kendisi geziyor. Yani elinde tespihle geziyor. Toplum, rahatsa, evet, meclisi idare ederken tespih çekiyor. Yani hani ibadet amaçlı ya da zikir getirdiğini düşünmüyorum ben. Hani bir şey var, böyle bir kahve kültürü diyeyim. Yani tespihli meclisin yönetmeni başka türlü bir anlam olamaz. Evet, yani Büyükşehir Belediyesi'nin yetki kapsamına baktığınız zaman Osman Gür'ünün etki, yani beceriksizliği diyeyim ben, ilçe belediyelerde eziliyor, sonuçta muhtarlar da eziliyor. Aslında olan belediye başkanları da eziliyor bu. Aslında olan halka oluyor. Aynen. Bizlere oluyor. Bütün hizmetlerin parasını verdiğimiz halde kendimiz mağdur oluyoruz. Evet, esen kalın.